izleyenler, Haziran ayı enflasyonu belli oldu. TÜİK rakamlarına göre yıllık enflasyon gerilerken memur ve emeklinin Temmuz zammı da netleşti. Peki kim ne kadar zam alacak? İşte oranlar. Aylardır merakla beklenen rakamlar açıklandı. Haziran enflasyonu %1,64 olurken geçen ay %75'i aşan yıllık enflasyon %71,60'a geriledi. 6 aylık verilerin ortaya çıkması ile memur ve emeklinin Temmuz zammı da netleşti. Nefesler tutulmuş, milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı açıklanacak zam oranlarına çevrilmişti. Netleşen o rakamlara göre memur ve memur emeklisi %19,31 oranında, SSK ve Bağkur emeklileri ise %24,73 oranında zam alacaklar. Milyonlarca işçi emeklisi ise hiç zam almayabilir. Çünkü kök aylıkları düşük olan emeklilerin maaşı hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanıyor. Yani en düşük emekli aylığı için yeni bir düzenleme yapılmazsa onların maaşları aynı kalabilir. Örneğin 8 bin lira kök maaş alan bir emekli %24,73'lük zamla beraber 1978 lira artış yaşayacak maaşında. Yani maaşı 9.978 liraya gelecek. Üzerini de 10 bin liraya hazine tamamladığı için maaşında hiçbir artış yaşanmayacak. Memur ve memur emeklileri ise %10'luk toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı alacak. Bu da %19,31 artış anlamına geliyor. En düşük memur maaşı 39.177 lira, en düşük memur emeklisinin maaşı ise 17.587 liraya çıktı. Haziran ayında fiyatı en çok artan %12,71 ile şehirler arası ulaşım oldu. Onu şebeke suyu izledi. Fiyatı en çok ucuzlayansa %8 ile patates oldu. Geçen aya göre ana harcama gruplarında fiyatı en çok artansa %3,79 ile konut oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise rakamlar hedeflerimizle uyumlu dedi. Dezenflasyon sürecinin başladığına işaret etti. Şimşek, fiyat istikrarına ve kalıcı refaha ulaşana kadar uygulanan programın süreceğini kaydetti.